Merhaba, şu an Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, kurulum çalışmalarına 2015 yılında başlandı. Kütüphanenin koleksiyonunda 2 milyon basılı kitap, 12.500 adet basılı dergiye ait 2 milyon sayı mevcut. Toplamda 4 milyon basılı eser bulunan kütüphanedeki raf uzunluğu 200 kilometrenin üzerinde. Ayrıca erişim sağlanan 46 adet veri tabanı içeriğinde 550 bin e-kitap, 6 milyon 500 bin elektronik tez ve 60 bine yakın e-dergiye ait 120 milyon makale, rapor ve benzeri bulunuyor. Kütüphanenin sürekli gelişen kaynaklarının yanı sıra yurt içinden ve dışından kıymetli kişilerin özel koleksiyonlarının da eklenmesiyle çeşitlenmeye devam ediyor. Kütüphanede Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi, Gençlik Kütüphanesi, Ses Kütüphanesi, Araştırma Kütüphanesi, Nadir Eserler Kütüphanesi, Süreli Yayınlar Salonu, Okuma Salonları, Cihan Nüma Salonu ve bunlara ait tam donanımlı bireysel ve grup çalışma odaları ile sergi, müze, konferans, toplantı ve seminer salonları, yeme içme ve dinlenme alanları bulunuyor. Kütüphanede ülkemizde ilk defa uygulanan entegre kitap taşıma sistemi, teknolojik altyapısı, bilgisayarları, dokunmatik ekranları ve internet bağlantısı ile bilgiye erişim sınırsız bir şekilde sağlanıyor. Evet, Millet Kütüphanesi'ni Sezai abimizle beraber gezdik. İçerisi gerçekten çok büyüktü. Burada 4 milyondan fazla kitap var. Bununla beraber 120 milyondan fazla da makaleler, raporlar var. Tabii bunda kalmıyor. İçeride kafeteryalar, sergi salonları, müzeler vesaire gibi çok geniş kapsamlı bir kütüphane olmuş açıkçası. Zaten her yerinde gezip dolaşamadık. Kısıtlı bir süremiz vardı. Özellikle şunu söyleyebilirim, büyük bir hizmet olmuş gerçekten. İçerisi tıklım tıklım doluydu. Öğrenciler bütün masaları doldurmuşlardı. Bir yandan ziyaretçiler de geliyor tabii, herkes merak ediyor. Gayet güzel, verimli, bayağı bir istifade edilebilecek bir yer. Dediğim gibi burada aslında bir gün boyunca oturup gezip bütün salonları dolaşmak lazım. İyice bir altını üstünü getirmek lazım. Hayırlısı bakalım, belki bir sonraki sefer.